Denizi andıran bu suyun sesi çağırdı bin yıllarca insanları. İnsanlar bin yıllardır bu çağrıya kulak verdi. İznik, insanlık ve dinler tarihinin okunacağı bir kitap, her yüzyılın bir enstrüman olup uyum içinde çaldığı bir senfoni. Bin yıllık bilgeliğin renkleri Çinilerde gösterdi kendini. Antik çağların Askanyası olan göl, güneşi gece boyunca saklamaya hazırlanırken daldığımız bir rüya İznik. İznik, 7000 yıllık höyüklerle ilk yerleşimin, Büyük İskender'in kumandanlarının, Bitinya Krallığı'nın, Roma ve Bizans'ın, Selçukluların, Osmanlı'nın izlerini sürmemizi sağlar. Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine başkentlik yapan, Hristiyanların en önemli haç merkezlerinden olan, İsa'nın Tanrı'nın oğlu kabul edildiği birinci konsül, resim ve heykel sanatının önünü açan 7. konsülün toplandığı, Osmanlı'nın ilk medresesine ev sahipliği yapan, ulemalar diyarı diye anılan, Çinileriyle dünyanın en önemli mimari eserlerini donatan İznik'i anlamak, tarihi anlamaktır. Romalılar İznik'i başkent yaptıklarında yaklaşık 200 bin kişi yaşıyordu bu kıyılarda. Göl kıyısındaki 2. yüzyıl eseri Roma tiyatrosu 15 bin kişi kapasiteli. Antik tiyatronun seyircilerin oturduğu kısmıyla hayvanların arenaya salındığı tünel kısmı büyük ölçüde ayakta. Yeraltı mezarlarınınsa 4. ve 5. yüzyıllara ait olduğu biliniyor. Tavanı ve duvarları erken Hristiyanlık döneminin tipik renkli freskolarıyla kaplı mezarlardaki tavus kuşlarının renkleri hala canlılığını koruyor. Vaftiz törenlerinin yapıldığı böcek ayazması 6. yüzyıldan günümüze sağlam ulaşmış eserler arasında. Kentin kuzeyinde bağlar arasında yükselen Beştaş, Nişantaşı ve Dikili Taş adlarıyla bilinen mezar anıtı eski Roma yoluyla kesişiyor. Üzerindeki kitabe Yunanca yazılı. Anıtın toprağa gömülü olan alt bölümünde mezar odası bulunuyor. Romalılar Nikea diye andıkları bu kenti korumak için yoğun çaba gösterdiler. Çeşitli saldırılara uğrayan Nikea'yı bu savaşçı akınlardan koruyabilmek için Bitinya Krallığı zamanında başlatılan ancak depremlerle büyük hasar gören surları daha güçlü olarak inşa ettiler. Kentin çevresini beş kenarlı çokgen şeklinde kuşatan 4970 metre uzunluğundaki surlar Roma, Bizans ve Osmanlı dönemindeki ilavelerle savunma görevini üstlendi. Sur duvarları her medeniyetin taş ustalığının örneklerini sergiler ve her dönem bir önceki medeniyetin malzemelerinden yararlandığından taşlar adeta iç içe geçmiş bir tarih örgüsüdür. Dört ana kapı zafer takı gibi gösterişlidir ve üçü hala ayaktadır. Lefke kapıda mermer kabartma friz parçalarının kullanıldığı görülmektedir. İstanbul Kapı, Konstantinopolis'e açıldığından en görkemli olan yapıdır. Roma tiyatrosundan getirilen masklarla daha da gösterişli olması sağlanmıştır. Yenişehir Kapı ise kısmen ayaktadır. Ancak hala turistlerin yoğun ilgisini çekmektedir. Göl kapı tamamen yıkıktır. 12 tali kapısı, 10-15 metre aralıklarla 114 kulesi bulunan surlar,
dönemin savaş ve savunma stratejilerinin de inceliklerini anlatır. Lefke Kapı'nın hemen dışında 6. yüzyılda yaptırılmış olan ve yakın geçmişe kadar kentin su ihtiyacını karşılayan, günümüzde de ayakta kalmış bulunan su yolu yer alıyor. İznik, Hristiyan alemi için Vatikan ve Kudüs'ten sonra en önemli üçüncü kutsal merkezdir. İlk ekümenik konsül, milattan sonra 325 tarihinde 218 psikoposun katılımıyla burada yapılmış ve Hristiyanlık dinine hayat veren ve İznik yasaları adıyla bilinen 20 maddelik karar Senato Sarayı'nda alınmıştır. İmparator 1. Konstantinus'un psikoposların önünde onlardan daha alçak bir taburede oturarak ve üstünlüklerini kabul ederek yapılan 1. konsildeki tartışmalar sonucu Hazreti İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğuna dair sav kabul gördü. Bu konsül farklı İncil nüshalarının azaltıldığı bir toplantı oldu. 7. konsül ise 787 tarihinde İznik'in Ayasofya'sında yapıldı. Surlarla çevrili kentin dört kapısından gelen yolların kesiştiği yerde 4. yüzyılda yapılan Ayasofya, bazilika tipinde inşa edilen bir kilisedir. İmparatoriçe İrene tarafından resmi yeniden sevdirmek için düzenlenen bu dini toplantıda dinsel konuların figüratif işlenişi üzerindeki yasaklar kaldırıldı. Müze haline getirilen Ayasofya'daki Hazreti İsa, Hazreti Meryem ve İonnes tasvirleriyle taban mozaikleri zamana direnenlerden. Ayasofya, İznik'in Osmanlılar tarafından fethinden sonra Orhan Gazi tarafından camiye dönüştürüldü. Kanuni Sultan Süleyman zamanında Mimar Sinan yapıya bir mihrap ilave ederek yan neflerde büyük kemer açıklıkları oluşturdu. Ancak kilisenin genel yapısını korudu. Türklerin Malazgirt zaferiyle 1071'de Anadolu'ya girmelerinin ardından Selçuklular 11. yüzyılın sonlarında Bizans içlerine kadar yürüdüler. Kutalmış oğlu Süleyman Şah 1075 tarihinde Nikea'yı aldı ve 1080 yılında Selçuklu Devleti'nin başkenti yaptı. Adını da Nikea'nın izi anlamında İznik olarak değiştirdi. Böylece İznik, Anadolu'nun ilk Türk başkenti oldu. Selçuklu Türkleri şehri ancak 21 yıl kadar ellerinde tutabildiler. Haçlı orduları İznik'i 1096 yılında Kılıç Arslan'ın elinden aldı. İznik 57 yıl boyunca başkenti Latin işgali altında olan Bizans İmparatorluğu'nun yönetim merkezi oldu. Bu dönemde surlarda önemli onarımlara girişildi ve surların önüne bir ön duvar inşa edilerek şehrin korunması güçlendirildi. İznik, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş döneminde Sultan Orhan Bey zamanında 1331 tarihinde fethedildi. Böylece İznik, 234 yıllık bir aradan sonra yeniden Türk idaresine girdi ve başkentlik yaptı. Özellikle 2. Murat ve Çandarlılar döneminde şehir tepeden tırnağa imar edildi ve birçok cami, medrese, han, hamamla donatıldı. İznik, İstanbul'dan Anadolu'ya uzanan sefer ve kervan yolunun üzerinde önemli bir durak oldu. XIV. ve 16. yüzyıllarda İznik bir kültür merkezine dönüştü. Çağın en ünlü alimleri İznik'teki medreselerde ders verdi ve İznik'e Alimler Diyarı da denildi. Hacı Özbek Camii, İznik'te inşa edilen ilk Osmanlı camisidir. İznik'in sembolü olan Yeşil Cami, adını Yeşil Çinili ve Tuğlalı Minaresi'nden alır. Gövdesi mavi ve yeşil renkli çinilerle zikzaklı mozaik tekniğiyle bezelidir. Selçuklu minare geleneğinin ilk dönem Osmanlı sanatına yansımasının en önemli örneğidir. Mahmut Çelebi Camii, Şeyh Kutbettin Camii ve Türbesi, Eşrefi Rumi Camii ve Türbesi, Yakup Çelebi Zaviyesi ve Türbesi, Kırgızlar Türbesi, Sarı Saltuk Türbesi, Çandarlı ailesine ait türbeler, Huysuzlar Türbesi, Ahi Veyn Sultan Türbesi, Abdülvahap Sancaktari Türbesi,
İznik'teki Türk İslam mimari eserlerindendir. ...1388 yılında Osmanlı Sultanı 1. Murat tarafından annesi Nilüfer Hatun'un anısına inşa ettirdiği imaret, bugün müze olarak hizmet veren 14. yüzyıl Osmanlı sanatının en güzel örneklerinden biridir. Müzede İznik ve çevresinden toplanan arkeolojik buluntularla Ilıpınar, Roma Tiyatrosu ve İznik'teki Çini Fırınları kazılarından çıkarılan eserler sergileniyor. Müze bahçesinde ise Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı eserleri her sabah güneşin doğuşuna ve her akşam gecenin şehri siyah şalıyla örtmesine tanıklık ediyor. Restorasyonu yeni tamamlanmış olan 1. Murat Hamamı, kadınlar ve erkeklere hizmet edebilecek şekilde çifte hamam biçiminde inşa edilen 14. yüzyıl yapısıdır. Hacı Hamza Hamamı ya da 2. Murat Hamamı olarak da anılan diğer hamamsa 15. yüzyılda inşa edilen su ve temizlik kültürünün yansımalarıdır. Osmanlı'nın ilk medreselerinden olan Süleyman Paşa Medresesi yenilendikten sonra usta ellerin çini yaptığı bir çarşı haline getirilmiş. Selçuklu mimarisinin etkisinde kalmadan U şeklinde bir plan üzerine yapılan avlulu medresede biraz dikkatli bakıldığında antik yapılardan alınan sütunlar ve sütun başlıklarının kullanıldığı görülüyor. Çin'in başkenti İznik'te kurulu olan atölyeler dünyanın dört bir yanındaki mimari yapıtları süslüyor. 14. ve 17. yüzyıllar arasında altın dönemini yaşayan İznik Çinileri, Osmanlı İmparatorluğu'nun desteğiyle sarayları, camileri bezemiş. Çini tabaklar, su kapları yapılmış. Dünya müzelerinin göz bebeği durumuna gelen İznik Çinisi, %80 kuvars yani yarı değerli taş minerali içerdiği için seramik literatürüne üretilmesi imkansız seramik olarak girmiş. Sanatkarlar daha çok yaşadıkları dönemin sosyal yaşantısını ve inançlarını motiflerle sembolize ederek Çinilere işlemişler. İslam felsefesiyle yoğrulan motiflerde ana tema Tanrı'ya ulaşmak. Üzüm motifi her devirde bereketi sembolize ediyor. Lale hayatın simgesi. Ferhat, Şirin'in ölüm haberi üzerine hançerini göğsüne saplamış ve cansız bedeninden kan yerine kan kırmızısı laleler fışkırmış. Yaşamın en iyi simgelerinden biri ağaçlar. İlkbaharda çiçek açmaları, meyve vermeleri, doğumu, sonbahardaki yaprak dökümü ise yaşamın sona erişini çağrıştırıyor. Hem geleneksel hem de modern desenler kullanılarak hazırlanan özel ürünler, tüm dünyada İznik Çinilerinin yeniden keşfedilmesinde ve motiflerin simgelediği barış ve aşkın en parlak renklerle kendini göstermesine olanak tanıyor. Gölün çevresini dolaşırken gümüş renkli zeytin ağaçlarının oluşturduğu bir tünelden geçersiniz. Ülkemizin en lezzetli sofralık zeytinleri işte bu gölün çevresinde yetiştirilir. Zeytin ağaçları aralandığında gözüken göl, 298 kilometre karelik yüz ölçümüyle Türkiye'nin 5. Marmara bölgesinin en büyük gölüdür. Bu göl, İznik Gölü'dür. Durgundur, karanlıktır, derindir diye başlar Nazım Hikmet şiirine. Burası 5. iklimin yaşandığı yerdir. Suyu ve havası çok güzeldir. Bu gölün çevresinde 45 köy vardır ki bunlar bağlı, bahçeli, camili, hamamlı, küçük birer çarşılı mamur köylerdir. Bu gölün suyunda civar ahali çamaşır yıkar. Hiç sabun kullanmadıkları halde bembeyaz olur. Bu gölde 70 çeşit balık bulunur. Sözleri ise...